Herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Müzik On Air magazin programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine dolu dolu bir program olacak. 3 tane konuğumuz var. 3 ünlü isim. Bu akşam konuğumuz efendim. Hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bu salı da sizlerin karşısındayız. Her salı saat 21'de Müzik On Air ve Müzik On Air PR Instagram sayfalarından sevgili Sevtap Gül ve bendeniz Özcan Beylan ile birlikte haftanın müzik ve magazin gündemini sizlerle buluşturuyoruz ve aynı zamanda sanatçı konuklarımızla da yine haftanın analizini gerçekleştiriyoruz. Evet, hoş geldiniz tekrar. Programımıza katılmak için alttan mesaj yoluyla bizlere ulaşabiliyorsunuz. Mesaj göndermek istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Konuklarımıza sormak istediğiniz sorular olabilir. Onlara yine göndermek istediğiniz mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Birazdan Sevtap gelecek ve ilk konuğumuz sevgili Nil Karataş olacak. Birazdan kendisini de programımıza alacağız. Nil Karataş 21'de konuğumuz. 21.30'da bir diğer ünlü isim, hepimizin severek takip ettiği çılgın dondurmacı fenomen. Sadece Türkiye değil tüm dünyada çok iyi bir kitle yakalamış. Çılgın dondurmacı bugün konuklarımızdan bir diğeri ve saat 22'de de Hatice Kaya konuğumuz. Hatice Kaya da yine sosyal medyada özellikle sokak sanatçılığı yaparak sokakta söylediği şarkılarla sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Muhteşem sesli, yürekli ve gerçekten hani muhteşem bir ses diyebileceğimiz bir isim. Evet, şimdi Özcan Bey selamlar demişler. Selamlar, hoş geldiniz programımıza. Kadir Balıkçı hayırlı programlar demiş, çok teşekkürler. Ada ne zaman konuğumuz olacak demiş. İlerleyen haftalarda inşallah kendisini konuk olarak ağırlayacağız. Gerçekten sevdiğimiz DJ arkadaşlarımızdan bir tanesi. Evet, birazdan Nil Karataş'ı konuk olarak... Bizim Sevtap gelemedi. Sevtap da birazdan yayına gelir herhalde. Evet, Nil'i kabul ettim ama daha düşmedi sanıyorum. Evet, şimdi geldi. Merhaba Nil, hoş geldin. Merhaba Özcan, hoş buldum. Nasılsın? Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sen nasılsın? İyi valla, çok yoğun koşturuyoruz. Evet. Devam. Çok güzel, yoğunluk devam maşallah. Yani bu kaçıncı şarkı oldu? Sürekli bir şarkı çıkarıyorsun, sürekli piyasadasın. Konserler devam ediyor, seni takip edemiyoruz gerçekten. Aslında ben bilmiyorum kaçıncı şarkı. Çünkü benim iki tane maxi single'ım var. Yani klipsiz şarkılarım da çok fazla. Ama herhalde 12. ya da 13. klip olması lazım. Çok güzel. Özellikle son şarkın Cennet çok da iyi gidiyor. 510 bini devirdi. 500 bini geçti. Evet, güzel gidiyor. 1,5 sene ara verdim. Belki biliyorsun zaten. Evet. Takip ettim seninle ama o sırada çok yoğun konserlerim vardı. Onlara devam ettim. Dedim şöyle bir çekileyim. Sonra dayanamadım tabii ki. Şarkı bir hafta oldu çıkalı. Bu arada herkese selam. Tüm Müzik On Air dinleyicilerine, izleyicilerine. Bir hafta oldu çıkalı ve biliyorsun Habil Ceyhan. Diyorum ki hemen yeni şarkı bulmalıyız. Hemen. Habil'e de buradan selamlarımızı iletelim. Ve bu arada Sevtap Gül de geldi. Programımızın bir diğer partneri. Sevtap Gül, merhaba. Nasılsınız? İyi. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim sizin güzel bakışınız diyelim. Evet, Özcan'a ben de katılıyorum bu arada. Cennet şarkınız gerçekten şahane olmuş. Söz yazgın, kaçak ve klip yönetmenliğini de yazgın Bey yapmış sanırım. Evet, yazgın acayip bir çocuk oldu. Yani inanılmaz derecede yönetmen oldu. Ondan sonra işte şarkı yazıyor. Yakında aranjör falan da olabilir bence. Çok benim müzik piyasasından bildiğim birçok sanatçının şarkısının sözlerinde karşılaşıyordum kendisiyle. Gerçekten sağlam bir kalemi var kendisinin. Sözler muhteşem. Ben genelde hani bir şarkıyı yorumlayan sanatçı kadar sözleri yazan kişiler de benim için çok önemli. Hemen bir klip çıktığında mutlaka şarkıyı dinlerken bu söz kime ait, müzik kim, aranjesi kim diye mutlaka bakarım. Önemli ki aslında yani. Ben bir film izlerken de öyle, yönetmeni kim, işte oyuncular kim,
Nerede çekilmiş, kim yapım kim falan, bunlara çok dikkat ederim. Aranjeyi de Çağrı yaptı, Tel Kıvıran biliyorsunuz zaten. Evet. Güzel bir şarkı yani, bunu böyle bir 1,5 sene sonra attık şimdi bakalım. Şimdi TV programları falan filan devam ediyor işte. Ama hemen yaza yeni bir şarkı, yani şu an şarkı arıyorum. Lütfen bana şarkı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Keşke öyle bir kabiliyetiniz olsa. Hemen seve seve vermek isterdik. Çünkü muhteşem sesiniz ve yorumunuzla yazdığım sözün hani milyonlara ulaşmasını o kadar isterdim Değil mi? ki. Aynen öyle. Çok anlamlı yani söz yazmak, beste yapmak. Ben konservatuvar mezunuyum ama hiç öyle bir ruhum yok herhalde. Sadece yorumcu tarafında oluyorum işin Ama galiba. siz de muhteşem yorumlarsınız. Şimdi siz de o güzelliğinizle hani şarkıya hayat vermişsiniz. Yoksa Teşekkür. olduğu kadarıyla, yazıldığı kadarıyla kalabilirdi. Yani aynen öyle. Hissettirmek çok önemli. Duygu çok önemli şarkılarda bence. Bu arada Nil Karataş'a sorusu olanlar varsa mutlaka aşağıdan bizlere ulaşsınlar. Bir izleyicimiz şey demiş, Kuşadası'nda ne zaman konser verecek demiş. Kuşadası'na yazın geliyoruz genelde. Yazın geliriz tekrar. Bu yaz çok yoğun bir yaz. Yani yazlarımız zaten çok yoğun. Hep böyle Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Marmaris oralardayız. Bu yaz kavuşuruz kesin. Evet. Onur Bey de Nil Hanım yeni parçanızı bayılarak dinliyoruz. Süper diye yorum yapmış. Aynen. Teşekkür ediyorum. Hepinize çok sağ olun. Ben pek beceremiyorum böyle canlı yayın falan. Gözüküyorum değil mi yani? Size sorayım burada. Çok güzel görünüyorsunuz. Çeşme'ye de geliriz. Tamam. Herkese. Valla Türkiye'nin dört bir tarafından bekleniyorsunuz Nil Hanım. Gidiyorum. Çok fazla İzmir konserim oluyor aslında ama tabii yazın Çeşme, Marmaris, oralar, Kuşadası falan hep yazın oluyor genelde. Geleceğim. Bu yaz da geliyorum. Tabii şimdi Cennet şarkısı devam ediyor. Daha çok yeni. 10 gün mü oldu? 10 gün 15, 10 gün oldu galiba, değil mi? oldu. Tabii. Daha. 10-11 günlük bir şarkı. Sırada böyle hani ara verecek misiniz yoksa Hiç. her ay bir şarkı çıkaracağım diyor musun? Artık çünkü bayağı tüketim toplumu olduk. Sürekli şarkı çıkarıyor sanatçılar. Ya şöyle yani çıkarıyor da nereye gidiyor şarkılar? Yani çıkarmış olmak için çıkarmak mı aslında? Yoksa gerçekten iyi bir kartonet yapmak mı? Yani bugün ben de aslında bir aranje yapabilirim kendi şarkıma. Ama bu Evet. çok başarılı bir aranje olmayacaktır. O yüzden de bunun iyi bir şey yaptığın zaman bunun maliyeti de çok fazla artıyor. Baktığınız zaman ucuz işler değil. Yani bugün yeni genç nesil 20-25 yaşındaki şimdi genç nesile ben gerçekten Allah yardımcınız olsun diyorum. Ya YouTube'dan patlayacaksınız bir yerden ya da çok paranız olacak. Başka türlü bu iş yapılmıyor artık. Gerçekten yok yani. O yüzden neyse ki konser yapan sanatçı olduğum için hemen arkasından düşünüyorum. Ama cover istiyorum bu sefer. Sıfır şarkı da olabilir ama amacım şöyle bir cover ama o cover'ı bulamıyorum. O yüzden diyorum bana varsa aklınızda cover şarkı yapılmış yazın. Ben de yazdım. Valla Nil inanılmaz bir auram var. Yani şarkı istedin, bir arkadaşımız bayağı şarkı yollamış yani şeyden. Dolar benim mailim var o Instagram'da. Ben her gün bakıyorum. Bana demo 1, demo 2, demo 3 falan diye böyle söylüyor. Orada yani Evet. bir şarkının ünlü birinden olması gerçekten gerekmiyor. Sevtap yani hani işte ben bundan aldım bu isim. Hayır, o şarkıyı sen alıyorsun ama o şarkı senin sesinle iyi bir aranjeyle o kadar farklı bir yere geliyor ki. Kesinlikle. Örnekleri çokça var müzik piyasasında. Bir şarkı Kesinlikle. dinliyoruz, bir dinliyoruz. İlk defa söylenmiş gibi. Halbuki daha önceden, yıllar öncesinden bildiğimiz bir şarkı da olabiliyor. Ama sizin sesinize çok eski şarkı gider bence. Yani siz her şarkının böyle hakkını verirsiniz bence. Olabilir. Ben sahnede de çok güzel arabesk yapan biriyim aslında. Bir de ben aslında coverlarımla da ünlüyüm. Mesela sana güvenmiyorum. Yeminler etsen Allah biliyor desen. Hani bu var ondan sonra bu kadarı yalan değil ki aşkım falan. Bunlar hep benim coverlarım mesela. İlk çıkışlarım aslında. Ve ilk çıkışım Berkay'la düet. Bunu mesela herkes bilir mi bilmiyorum. Ama ben Berkay'la ilk düetle çıktım mesela. Bu çok önemli benim için. Baktığınız zaman Evet. çok sanatçı düet yapıyorsun. Şu an yani geçmişte hayal kurduğum her şeyi yaşıyorum. İmkansız dediğim her şey olmuş yani. O çok güzel gerçekten. Ne kadar? Şimdi ondan bahsedecektim. Hani Berkay düetinden bahsedecektim. Yakında mesela tekrar böyle bir düet yaparım dediğin bir isim var mı? Ya da yapmak ister misin? Yoksa hep kendin mi devam edeceksin? Akçıl olabilir. Sinan'la Oo. yapabilir. Hı.
Sinan'la iyi arkadaşız. İyi bir meç ediyoruz kendimizi birbirimizi müzikal anlamda. Çünkü o da müzisyen, ben de müzisyenim. Onunla bir şey olabilir mesela. Sinan'ın bir de söz ve beste kabiliyeti gerçekten Türkiye'de sayılı Çok insanda vardır. Dün hatta yetenekli. Sevtap'la onu konuşuyorduk, değil mi Sevtap? Evet. Çok yetenekli. Yani baktığın zaman Türkiye'de dinlediğim birçok hit onun. Ben bile mesela bilmiyordum. Hani bir gün oturduk, bu da benim, bu da benim. Bu nasıl yani dedim. Bu kadar olamaz. Yapamazsın bunu. Mesela ya hafızayı kurcalamak lazım artık o kadar çok şarkılar var ki hani birbirine karışmış da olabilir ama dediğiniz gibi Nil Hanım gerçekten unuttuğumuz bilmediğimiz şeyler de olabilir. Ben Ferhat Göçer'in Bir Bana Gelsin şarkısını Özcan dedi ki Sinan Akçıl'ın. Evet, Sinan'ın hep pişman Şarkı. olmuştur ona verdiğine. Ya ben eminim Sinan Akçıl onu seslendirseydi yine o şarkı patlardı, milyonlar sever dinlerdi. O kadar güzel bir söz. Okudu onu da, Sinan da okudu onu. Ben Ama öyle Ferhat Göçer'den kalmış benim aklımda. aynen öyle. Kapsamıyorum Çok fazla hiç. hitleri var. Hande Yener olsun, Demet olsun. Bir sürü insana çok fazla hiti var gerçekten. O yüzden Sinan'ın o kafa yapısını çok seviyorum. Sinan'la düet yapmak isterim. Yaparım hatta. Vallahi Yaparım. yapın. Pası Yakışır. Pası değil silinsin. mi? Böyle bir Sağ şey istiyorum. Darbukalı böyle Arap ezgileri olan değişik bir kafa bir şeyler istiyorum ama işte dediğim gibi o kadar zor ki bunu bulmak. Yani 100 tane dinliyorsun bir tane Evet, beğenmiyorsun. evet. Bazı Doğru. sağ olsun söz beste yazanlar da hadi bana şarkı at dedim de gel stüdyo dinle diyorlar. Ben ona tilt oluyorum tamam mı? Ya diyorum ben bu kadar yıllık şarkı çıkarmış kadınım hani neden? Bana atacaksın ki ben onu o kafayla dinleyeceğim uyurken kulaklığımla. Stüdyoda bir şey dinlediğin zaman o kafaya varamıyorsun gerçekten. Unutuyorsun gidiyorsun. Peki sizin hiç yok mudur böyle gönlünüzden, eskilerden sevdiğiniz, bir ortamda söylediğiniz, seslendirdiğiniz bir şarkı? Çok var ama çok, çok yapıldı benim Siz farklı, sevdiklerim. farklı bir şey olsun istedim. Yani ben diyorum ki o cover'ın ilk okuyucusu ben olayım. Öyle bir şarkı bulayım. Ama galiba bu pandemi döneminde bu akustik Yusuf akustikler falan her şey inanılmaz yapıldı. Tabii bu biraz da şans. Şimdi benim şarkılarımı da herkes yapıyor ama radyoda ben çalıyorum Evet. yani Linet'in ben mesela şunu yaptım. Sevgilim, yeminlim, sana ben onu Linet okudu. Aynı şey. O Yıldız projesinde. Ben de ondan sonra çıkardım. Mesela benimki girdi şarkı. En çok benimki çaldı. Evet. Yani o da çok büyük bir ses olmasına rağmen bu bir şans. Kimin nasıl dinleneceği onu söylemeye çalışıyorum. Doğru. Çok çok doğru. Ya bir de bazı şarkılar gerçekten bazı isimlerle özdeşleşiyor ve oturuyor da Evet. yani. Herkese her şarkı oturmuyor. Ya mesela ben şu an geldi aklıma mesela Rengin'in Aldatıldık şarkısı vardı ya. O sende çok güzel Saniye gider. otururum. Değil Her mi? gün. Bak. TV 8 dedim. Demet'le Cesim programında canlı canlı okudum mesela. Çok sevdiğim, çok enerjisi sevdiğim bir şarkıdır. Ama o da yapıldı Özcan. Ama tutmadı. Yapan kişi İşte tutmadı. herkes de her şarkı oturmuyor. Mesela bu şarkıyı sen çıkar bence 100 milyon var gibi geliyor bana Özcan bilmiyorum sen bunu söyledin. Şu an bak, şu an kaç kişi telefona sarıldı onu cover yapmak istiyor. Bak. yani. Bunları özelden söylemen lazım. Bunlar önemli şeyler. Doğru. Doğru. Bu şarkı da Sezen Aksu'nun şarkısı değil mi Nil Hanım? Yanlış hatırlamıyorsam aldatıldım. Hiç bilmiyorum. İnan. Bakalım ama. Ki Sezen Aksu olması gerekiyor. Onu Evet. ben de hiç bilmiyorum. Hep renginden duyduk ya. Hiç öyle düşünmedim yani. Büyük ihtimalle evet Sezen Aksu olması lazım. Onu da Sağ vardı 90'larda bilirsiniz işte Kalplerde Son Yer. Onun da güzel şarkıları var. evet. Çok fazla var. Emirkan var mesela. İşte arabesk yapacaksan Seven Kız'ın romanları falan var. Çok Evet. inanılmaz şarkılar var. Ya Nila'nın bir tane şarkı vardı. Onu birçok yayında böyle 90'lara dönünce mutlaka anlatıyorum. Bir günah işledim Kalbim Tanrım. seni. Evet. Bilirim. Hiç kimse coverlamadı bunu ya da ben duymadım. Şu an Taner. Sevdap sana tekrar teşekkür ediyorum. Ya biz özelden konuşalım bu konuları olur mu Ya. Sevda? Şu anda bütün doneleri verdik yani Sevdap çok pasta. tehlikeli bir dönemdeyiz. Şu an Aynen. rakip çok. Rakip çok. Pasta çok büyük aşkım. Ben seçeceğim size şarkıları özelden atacağım.
Tamam. Ben kapattıktan sonra sana özelden numaramı yazıyorum hemen. Böyle atacağım ben o şarkıları size. Ne şarkılar var 90'larda? Kim Doldurum. Bütün yok. bir haber salmış durumdayım. Hani onu bulup hemen yapalım diye. Ve Erhan Bayrak aranjesi yapacağım bu Wow. sefer. Erhan abi Benim yani çok şarkılarım doğru tercih. Erhan zaten. 10 şarkı, 13 şarkım varsa işte 10 tanesi Erhan'ın. Yine Erhan. Hareketli de Erhan Bayrak diyorum. Tabii Net. tabii kesinlikle. Ama Çağrı da çok başarılı bu arada. Çağrı Tel Kıvran'a da buradan Demek. selamlar olsun. Yeni sound yapıyor Evet. Çağrı'da. Sound yapıyor. Doğru. Yani ben şeyi merak ediyorum. Alttan bazen böyle yabancı mesajlar da geliyor. Senin yurt dışından da çok takipçin var mı? Yani böyle bir dünyaya açılabilecek bir auran var çünkü. En çok nerelerden böyle kitlen var? Bugün yani Irak'a bile konsere gitmiş bir insanım. Hani Hollanda, Almanya, her yerde konser veriyorum. Almanya'da çok güzel bir kitlem var Berlin'de. Şu an bilmiyorum buradan herkese selam. Yurt dışına ya şey işte yani tabii ki hani bir Tarkan olmayı beklemiyoruz. Ama kalıcı olmak çok önemli. Yani Evet. medyatik olmakla İşini yapmak arasında çok fark var. Ben medyatik olup iki her gün magazine çıkıp hani bir şekilde gündemde kalıp hiç sahne yapmayacaksam o bana geri dönüş ve para kazandırmıyorsa benim için hiçbir önemi yok. Özel hayat özeldir. Ben bunu hep koruyan bir insanım. Hep de korudum. O yüzden hep konser sanatçısıyım yani. Evet, o aura var, o izlenimi yakalıyoruz zaten sende. Teşekkür Yani ederim. iş kadını rolün var. Yani sürekli senin işlerinle aslında hep çıkardığın şarkılarla biliyoruz. Ya peki mesela yeni nesilde böyle beğendiğin isimler var mı? Yani çünkü müzik kültürü de çok değişti. Pop müzik evrildi, işte rap müzik atağa kalktı, sonradan biraz düşüşe geçti vesaire. Böyle müzik dünyası da çok böyle alengirli bir dönemden geçiyor aslında. Yeni isimler çok çıkıyor ama yeni isimler kalıcı olamıyor. Bir şarkı, iki şarkı çıkarıyorlar, ondan sonra hop düşüşe geçiyorlar. Yani senin bu konulardaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü çok deneyimli de bir insansın aslında bu konuda. Piyasa çok büyük diyoruz ama aslında çok küçük. Yani burada gerçekten ciddi anlamda iş yapan, konsere giden, sahne yapan insan sayısı 50'yi geçmez Türkiye'de. Bunu net söyleyebilirim. Yeni isimlerde playback, işte kulüplerde bir şekilde falan. Bunlar da artık kimi nasıl mutlu ediyor bilemiyorum. Ama Güneş var, Güneş. Güneş'i Evet. kutluyorum yeni nesilde açıkçası. Çok da yeni nesilci de değilim. Artık yeni nesilde olmadığımı düşünüyorum. 38 yaşındayım çünkü. Ama ben de yeni nesildim. Ama hep böyle Sezen, Yıldız, Onno Tunç. Hani bunlarla büyüdük. Biz yeni nesil bunlarla büyümüyor. Çok da eksik büyüdüklerini düşünüyorum aslında bu konuda. Çünkü gerçekten inanılmaz bir dönem kaçırdıklarını düşünüyorum. 80-90 dönemi benim için çok keyifli. Çocuk da olsak. Yani bitiyorlar evet. Kalıcı yani şöyle bir şey yani bir şarkı bakıyorsun birinde 100 milyon tıklanmış. Okey. Tamam harika. Ama bu tek şarkı arkasından yaptığı şarkı bu olmuyor. Evet. Yani ben 3 milyon tıklanıp sürekli çok güzel konserler yapmayı tercih edebilirim. Ha eğer ki bir şarkıda zaten onu vurduğum zaman 12'den o zaten yürüyecek gidecek. Ama her şey şarkı değil yani. Sen zaten sahne sanatçısıysan insanlar senin sürekli şarkı yapmana bakmıyor. Bunu radyolar istiyor. Doğru. Bunu medya istiyor. Bunu programlar istiyor. Hadi yeni şarkın çıktı gel. Hadi yeni şarkın çıktı gel. Ama ben zaten sahne yapıyorum. Bu eskimez, bu ölmez. Beni kimse düşüremez. Ama ben kendimi sürekli daha başka işler yaparak daha farklı konumlara getirebilirim. Çok doğru. Çok güzel söylediniz. Çok güzel Yani anlattınız. öyle. Kalıcı olmak lazım. Müzik çünkü bir aşk. Yani bugün bu şarkıyı çıkarayım. Şimdi ben rap çok tutuyor diye rap de yapabilirdim. Ama ben neden Nil Karataş tarzını bozayım ki? Bozamam. Benim bir tarzım var çünkü. Zaten yapmıyor da. Bunu yapan başka nerede gördüğüm Aynen fazla öyle. magazin anlamda hani çok ünlü diyebileceğimiz hepimizin birçoğunun bildiği isimlerle gördük ama tutmadı. Hatta sırıttı. Aynen öyle. Ya kalıcı olmak için tabii şey önemli. O istikrarı korumak çok önemli. İşte senin az önce bahsettiğin oydu. Yani istikrarlı bir şekilde kendi tarzında şarkılar çıkarıp bunu konserlerle perçinleştirdiğin zaman sanatçı oluyorsun. Yoksa ben alttan o ne diyorlar o bir
ifadeler oluyor böyle hani şarkının sesi, ses renginde falan Melo. oynuyorsun ya. Melodyne mi diyorlar bir şey diyorlar. Heh, yani onu mesela yapıyorlar ondan sonra birazcık yürüyor şarkı tamam ben sanatçı oldum bir havalarına giriyorlar. Ondan sonra çıkardığı şarkıda ses yok, konser veremiyor, medya takip etmiyor, basın mikrofon tutmuyor vesaire. Bu sefer de tabii o Tabii dijital istikrar ortamda dijital olmuyor. Melodyne'la bugün bir kuşun da sesini değiştirebiliyorsun. O kadar teknolojimiz gelişmiş durumda. Ama eline mikrofonu aldığın zaman önemli olan ne yapabildiğin yani. Bu çok önemli. Bir de ben enstrümanistim, keman sanatçısıyım. Diyorum ya müzisyenim aslında, şarkıcılık değil. Ben kendimi hep böyle, benim de orkestram var. Hiç onların önünde solist gibi görmem. Ben de onlar gibi aynı şekilde müzisyenim. Bu kadar. Müzisyen olmak da çok güzel bir şey. Müzisyen Kesinlikle. olduğun zaman o mütevaziliğe de, o ruha da erişiyorsun çünkü. O ruh seni doyurduğu zaman da başarı kaçınılmaz oluyor. Benim şimdi bir önümde, bir tek şimdi bir adım sonra Harbiye olacak zaten. Yani. Evet. Harbiye konserin olursa mutlaka En geliyoruz. önemli. Süper. Şimdiden sözünü aldık bak ha, unutma. Söz veriyorum. Olmaması Harikasın. bir neden yok gerçekten. Senfoni orkestrası yapacağım bunu arkadaşlar. 80-100 kişilik. Ve gerçekten beni en önden izleyip gurur duyabilirsiniz. Ay. Tek ay hocam, bir o kaldı yani. Bir sene içerisinde bunu gerçekleştireceğime çok inanıyorum. Bizler de o şekilde. Bizler de yürekten inanıyoruz. Ben yürekten inanıyorum. Çok Kesinlikle. teşekkür ediyorum. Bu arada benim birçok sözüm var. Belki birkaçı Nil Hanım'a uyabilir. Nasıl itibarda geçerim demiş bir izleyicimiz ve başka dinleyicilerimiz de aslında hep böyle sözler yazıyorlar. Nasıl görüşürüz diyorlar. Şey mi yapsınlar? Sana DM'den mi ulaşsınlar? Yazıyor. Bir de menajerimin numarası da yazıyor. Ona da ulaşabilirler. Onlar hepsi bana iletiliyor. Gerçekten iletiliyor ve ben bunları dinliyorum. Geri dönüş yapmıyorum beğenmediğim için ama dinliyorum yani. Bunu söyleyebilirim. Güzel, dürüstlük her zaman çok güzel olur. Beğendiğim zaman muhakkak geri dönüş yapılacaktır. Bunu da söyleyeyim. Çünkü önemli olan, ben bir şarkıyı bir kere dinlediğimde hissedebiliyorum. İlk dinliyorum ve olabilir dediğimde tekrar dinliyorum. Bir daha dinleme şansım yok beğenmediğimde. Doğru, haklısınız. Ondan söz beğeneceksiniz diye bir şey yok. Demek Tabii. ki Nilay Hanım beğenmediğinden dolayı size geri dönüş yapmıyor. İkinci kez ısrarla yazmanıza gerek yok Diyebiliriz. diyebiliriz. Aynen. Nil çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımdasınız yıllardır. Hep var olun, tamam mı? Her zaman. Her zaman Evet. yanındayız. Çok teşekkürler tekrardan. İzleyicilerimize, canlı yayına bana selam yollayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Özelden geri dönüyorum size sonra. Mutlaka, çünkü benim bir şarkı daha aklıma Evet. geldi. Söylemeyeyim. Sana ayrı yazacağım aşkım. Evet, sakın şimdi söyleme. Görüşürüz, Sakın. hoşça Hadi öpüyorum. Herkese iyi akşamlar. Bay bay. Bay bay. Ya Nil gerçekten müthiş bir enerji.